başkanımızla beraberiz. Kendisi belediye başkanlığı adaylığını açıkladı. Hayırlı olsun diliyoruz. Kısaca sizi tanıyalım başkanım. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Güzel ilçemize eğer ki bizlere bir görev verilirse katkı sağlamak için belediye başkan adaylığımızı açıkladık. Ve Yaşar Baş kim diye sordunuz. Yaşar Baş 1973 Cumadere Mahalle, o zaman köyde Cumaderes Köyü ve doğma ve büyüme. Gençliğimiz köşk ilçemize geçti. Köşkümüzü çok seviyorum. Yani her zaman dediğim gibi bizim sevdamız köşk. Köşkümüze iyi bir katkı ve hizmet yapmak için, daha hizmet verebilmek için adaylığımı açtırdım. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah gönlünüze göre nasip etsin inşallah her şey için. Projelerinizden bahseder misiniz bize? İlçemizde birçok 20 yakın eksik proje var. Bunları yapabilmek için öncelikle belediye başkanının resmi açıklamasını yaptıktan sonra 30 Mart'ta halkımız da bize bu görev verirse biz mazbatamızı aldığımız gün cizmilerimizi giyeceğiz. Keserimize, küreğimize, çapımızı elimize alacağız. Nerede ne eksik var, nerede bir ihtiyaç var orada olacağız. Protokol başkanı değil, halkın içinde hizmet başkanı olacağız. Allah'ın da seversen. Eğer ki ben bu görev verildiğinde, ben yapmış olduğum, vermiş olduğum sözleri yerine getiremez isem, ben bir daha ya aday da olmam ve sürekli işlerden çekilirim. Belediye başkanından istifade giderim. Çünkü belediyemizin çok yüklü miktarda çok güzel gelirleri var. Yani aşağı yukarı aylık geliri, İller Bankası, katatık bedeli, imardan, pazardan, parklardan, kiralardan 1030 yakın kirası var belediyenin. Aylık ortalama 8 milyondan 8,5 milyon arasında dehşet derece çok güzel bir gelir var. Ben nasip olursa, halkımız da bana görev verirse, ben Allah nasip ederse hizmet, yani koltuk ve makam kullanaraktan emir vermek değil, ben herkesin emirleri olmak için belediye başkanı olacağım. Ben gelirsem çarşıda o dükkandan bir tanesine yan tarafına zabıt odası, onun yanına belediye başkan odası, haftanın şantiyede de olmadığım, köyde de olmadığım gün geleceğim, orada halkımızdan birebir görüşme sağlayacağım. Her ayda 28 mahalle muhtarlarımızla oturup toplanıp eksiklerin gider yani eksikler ne varsa bunlara soracağım. Yapabildiklerimize porsantajdan çıkarıp yapacaklarımızı ekleyeceğiz. Her ay düzenli şekilde 28 mahalle muhtarımızın ortaklaşa toplantı yapacağız. Ben işte diyelim ki A köyüne ben size şunu yapacağım demeyeceğim. O köyün muhtarı eksiğini bana söyleyecek ki ben o köye o eksiği yapacağım. Allah nasip ederse inşallah çok güzel, yani gelirsek, görev verilirse aradaki farka tüm köşkümüz değil, tüm Türkiye fark edecek. Bugün Tunceli Belediye Başkanı var. Önce Ovacık Belediye Başkanı'ydı. Şimdi Tunceli Belediye Başkanı. Araçlar, şehir içi araçları çok ucuz. Çalışan, belediye çalışanları çok yüksek miktarda maaş alıyor. Ama niçin? Çalışıyor adamlar. Niçin çalışıyor? Belediye Başkanı da çalıştığı için, onlarla beraber sahada çalıştığı için halk çalışıyor. Şira çalışıyor. Ama maalesef şimdi bak yeni bir proje üzerinde çalışıyorum. Kestane bal arısı diye bir hastalık var. Şimdi 5-6 tane üniversitenin bu Ziraat Fakültesi dekan hocalarımızdan bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda da birkaç tane bu bal arısı hastalanan ağaçlara o uygulamayı da yapacağız. Eğer ki başarı alabilirsek bunu tüm ilçemizdeki kestane üreticilerine çok yüzlü miktarda paralarla vereceğiz. O hastalıktan da inşallah kurtaracağız çiftçimizi. İlçemiz ilk önce kır düğün salonu yok. Ya düğün salonları var, çok yüksek meblağlarda ücretleri. Yani 20 bin alan var, 30 bin alan varmış. Tabii ki ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama ben 10 tane 12 tane İnciro ve Germeç'teki gibi şurada köşkümüzün çevre kenarında vakıflara ait yer var.
Oraya ya tahsisini alacağım, başka bir değiş tokuş yapıp burayı tahsisini alacağım. Ya da kiralayıp oraya 10-12 tane kır düğün salonu yapıp ve burada halkımıza cüzi miktarda, çok cüzi miktarda paraların kiraya vereceğim. Hem belediyemiz gelir olmuş olacak, hem belediyemizde personel ihtiyacımıza, halkımızın işi ihtiyacı oradan karşılayacağız. İki tane olimpik yüzme havuzu yapıp bir gençler için, bir de aileler için. Aynı yere de sırtlar birbirine birleşik ayrı periyotlarda olan iki tane de şey yapacağız. Kafe. Ve bu kafelerde işte biri ailelere, birisi de gençlere hitap edecek. Başkanım, tarımla ilgili bir projeleriniz var mı? Var. Tarımla ilgili projemiz var. Şimdi köylerimizde belediyemiz ev yapacağı zaman yüksek miktarda ruhsat ücret alıyor. Biz bunları çok cüzi miktar çekip 300-500 TL'ye ruhsat alıp verip vatandaşa köyde kalması sağlayacağız. Aynı zamanda biz bunu köyde kalmasını sağlarken de oralara o köylerin, her köyün ihtiyacı olan kestane üreten köye kestane şekerleme fabrikası yapacağız oraya. Küçük. Nasıl yapacağız? KOSGEB üzerinden, tamam mı? Aydın'da KOSGEB üzerinden projeleri yapıp KOSGEB müdürü, sayın müdür Sadullah Türger müdürlerine ortaklaşa projeleri yapıp kestane şekerleme fabrikası, zeytin paketleme, zeytin soğuk sıkım zeytin fabrikası, incir paketleme, bunları köylerimizde böyle 20'şer kişi, 30'şer kişi çalıştırabilecek olduğu şekilde oraları kurup köyümüzün gençlerine ilçelere ve illere değil köyümüzü tutmanın için böyle bir çalışma yapacağız. Peki bir şeyden sıcak su kaynaklarından bahsetmiştiniz. Bir projeniz vardı galiba. Onu da bize açıklar mısınız? Şimdi sıcak sularımız burada 2-3 tane jeotermal farkı var elektrik üreten. Tabii bu sular boşa gidiyor. Oralardan da sera, muz üretim serası, domates ve sebze seraları yapıp belediğimizde araziler var. O arazilere seralar kurup yine KOSGEB ve Avrupa Birliği üzerinden hibelerle oraları kurup hem işçi istihdamı sağlayacağız hem de ilçemizdeki halkımıza ücretsiz, yani ücretsiz çok cüzi miktarlarda sebze meyve muzunu takdim edeceğiz. Üreticilere bir dayanışma, bir kooperatif gibi bir planınız var İşte, mı? İşte üreticilerin kooperatif olmamız, işte az önce bahsettiğim işte ufak tefek fabrikalar kurup, üretim fabrikaları kurup tabii ki üreticilerimizle bunu yapacağız. Peki turizmle ilgili neler düşünüyorsunuz? Buraya bir turizm merkezi veyahut da turizm açık bir yer yapmayı planlıyor musunuz? Şimdi turizmle ilgili şöyle söyleyeyim, turizm bizim ilçemize nasıl gelir turist? İşte bahsettiğim yerli ürün satış yerleri yaptığında o turist orada işte bizim incirimize, suyumuza, zeytinimize, orada otobüslerin veya da turlar gelip onlar durduğu zaman orada bunları hem tanıtım amaçlı hem de turizm çeker. Bir turizm. Yani yerli de olsa, yabancı da olsa turist geniş gelir. Geniş yelpaze, sosyal dinamik tesisi evet, alanına düşünüyorsunuz. Evet, yani. Evet, aynen. O şekilde bir planınız var. Bizim köşkümüzün potansiyeli çok yüksek. Yani köşkümüze ticaretten uğraşan çok hesabımız var. Niçin bu ürünler bizim burada kendi yerli ürünlerimiz niçin ülkemize niçin tanıtmayalım? Bugün, yani bu bir açıdan üreticiye destek, ürünün kalitesinde maddi gelir kaynağı sağlayıp pazara daha çok ulaşması açısından evet, düşünüyorsunuz. Evet. Galiba. Ve aynı zamanda ilçemizde bir hal var. Kamyon şoförleri için, o toplancılar için, ürünlerini getiren çiftçimiz için orada bir 50 yataklı otel ve bunu yapacağız. Allah nasip etsin. Aynı zamanda ilçemizde bir orta ölçekli sanayi sitesi ihtiyacı var. İşte yıllar önce seninle biz ustalarını biz yapmıştık. Bu arada 51 tane sanayi dükkanı var. Ama sanayi dükkanımız şimdi şu anda artık yetmiyor. Stat var şurada çayın kenarında. Onun altındaki yine belediye ait bir alan var. Orada 50-55 adet sanayi dükkanı projesi yapıp o projeyle de nasip olursa ilçe halkımıza, esnafımıza orada rahat bir şekilde bunu yapacağız. Gençlerin istedikleri bir şeyler var mı? Onlara cevap olarak
Neler yapabilirsiniz? Zaten şimdi şu anda zaten birçoğu hepsi gençler için. Yüzme havuzları olsun, voleybol sahası olsun, basketbol sahası olsun, tenis sahası olsun, yüzme havuzu olsun. Yani bunlar hep yani birçoğu gençlerimiz için. Misal köylerde yapılacak olan o ufak tefek KOSGEB üzerinden, Avrupa Birliği üzerinden yapacak olan o işletmeler hep gençlerimiz için. Yani gençlere bir istihdam sahası yani, düşünüyor musunuz? Evet. Şunu söyleyeyim ben sana. Bu projelerimize yaptığımızda belediye bünyemize 350 ile 400 personel alımı yapılacaktır. Hem gençlerimize iş sahası açmış olacağız hem de belediyemizin bünyesinde hem belediyemize katkı sağlayacak yapmış olduğumuz projelerin hem belediyemiz gelirini artıracağız hem de iş sistem sağlamış olacağız. Amatör takımla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Amatör takımımızla ilgili ben 5 yıl öncesi toplam 7 yıl, 2 yıl başkan yardımcılığım vardı. O zaman takım falan yoktu. İlçemize süper amatör taşıdık. Biz yine 3. olduk. Yani takıma çekilmeyi sanmıyorum. Biz 3. olduk. İyiye bitirdik. Ben de geçen yılın başında bu yılın sonunda siyasete gireceğim için kulüp başkanlığını bırakacağım diye söylemiştim arkadaşlara. Ve 8 Nisan'da da sosyal medyada ve Ayşe'nin 5 yılda 2 şampiyonluk deyip veda dedim. Birçok kesimden olumlu tepki aldım. Telefonla bizzat arayanlar, yanım gelenler istifa etme. Bu kulübün işte sen olmasın olur. Yok dedim olur. Arkamızdan bizim yetiştirdiğimiz arkadaşlar yine dedim bunu iyi yere götürür. İnşallah bakalım. Yani belediye başkanlığından sonra eğer inşallah... Desteğimizi tabii ki vereceğiz. Yani bir tek benim sporla ilgili spor demek gençlerimizin sağlam Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa sağlam vücut olur. Sağlam vücut nerede olur? Spor yapma vücut olur. Bunun için Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü de burada söylemiş oldum. Ben desteklemiş olduğum hakikaten karate çocuklar vardı. Jüdocular Türkiye burasını çok büyük başarılı aldılar. İkincilik, üçüncü alırlar. Voleybolumuz vardı. Muğlu'da ikinci oldu şampiyonlukta. Yani playofflarda. Ben bir tek benim futbol değil. Bu gençler için de çok büyük önem taşıyor. Çünkü tabii gençler ki futbola, spora merak saldıkları için. Zaten spora yönlendirmemiz lazım gençlerimize. Belediyemizde de bir spor müdürlüğü kurup onun bünyesinin altında işte hocalarla genç spor müdürlüğü ve halk eğitim müdürlüğüne ortaklaşa ve milli eğitim müdürlüğüne ortaklaşa projeler yapıp ilçemizdeki gençlerimize hangi branşlarda iyi olan çocuklarımıza tespit edip bunu Türk sporunu kazandıracağız. Gençlerimiz için de böyle düşüncelerimiz var. İlçemizde bir de pazar yeri sıkıntımız var. İşte yazın sıcakta satıcılar, ürün satıcıları, pazara gelen vatandaşımız çok böyle mağdur oluyor. Bunun için acilen ilçemize bir tane pazar yeri ihtiyacımız var. Bunu nasip olursa şurada Devlet Demiryolu kenarında 3,5 dönüm yakın bir alan var. Buraya işte bir altta bodrum olan yere otopark, üstü 2 kat olan yere pazar yeri, en üst katı da işte naylonciler veya da işte onların saçı olduğu bir pazar yeri kuracağız. Şehir trafiğinde katkı sağlayacak otopark. Yani daha düzenli bir pazar yeri, daha akışkan bir trafik sağlamak açısından evet, böyle bir proje düşünüyorsunuz. İlçemizde rahmetli Necati Ünal düğün salonu vardı. Şimdi şu an kullanılmaz bir durumda. Oraya da özüne dönüştürüp tekrar halkımızın hizmetini sunacağız. Bir arazimiz var, sıcak suyumuz var. Niçin botanik bir bahçe yapmayalım? Evet, çok güzel bir çalışma olur. Evet, açısından. Kesinlikle. İlçe halkımızın şu an gidebilecek olduğu bir mesir alanı yok. Şöyle yukarıda bir Baklıköy diye bir mahallemiz var. Onun kenarında, çayın kenarında çok güzel büyük ağaçlar var. Orada küçük bir proje tadilatıyla, onarımla oraya güzel bir mesir alanı yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda ilçemizde köylerimiz çok uzak olduğu için buralardan oraya hizmet gitmesi biraz zor oluyor. Bu arada vatandaşımız da, muhtarlarımız da mağdur oluyor. Bu mağduriyeti önlemek için ilçemizde 4 ayrı yere şantiye kuracağım. Bu 4 ayrı yere kurmuş olduğum şantiye işte traktördür, kamyondur, kepçedir, ekipmandır, iş gücüdür, eleman gücüdür.
bunları güçlendirip vatandaşımıza daha iyi hizmet yapımı için yerinde uygulama yapacağız. Ve aynı zamanda bunları yaparken de bir tane de taş yapma, parke taş yapma fabrikası kurup hem ilçemizdeki, mahallemizdeki ihtiyaçlarımızı karşılayacağız, hem de dışarı satıp belediyemize gelir elde etmiş olacağız. Bayağı elinizi taşın altına koyacaksınız yani. Evet. Bu işsizlik şeyini de engeller biraz ilçede değil mi başkanım? Tabii ki. Yani şimdi 350-400 kişi istihdam sağlamak ciddi bir katkıdır yani işsizliğe. Yani gençlerin, insanların evet. En beklentisinden birisi de evet. İş sahası. Evet. Yani bu çok büyük bir cevap olur yani. Kesinlikle. Şimdi mutlu edici bir yani ilçemizin birçok eksiği var. Allah nasip ederse bu milletimiz bu yetkiyi bize verirse 5 yılda köşkün her sokağı, her mahallesi şantiye olacak. Ama tabii ki yarım bırak gitmek yok. İş başlandı mı bitiş olacak. Vatandaşlar neler söylüyor başkanım? Sizin belediye başkanlığı seçimi adayını koymuş olduğunu. Evet, ben belediye başkanlığı adaylığımı açıkladım. Sosyal medyadan olsun, WhatsApp'tan, Messenger'dan, arayandan, ofisim gelen eş dosttan da hakikaten çok güzel bir kitle destek veriyor. Tüm köşk halkımız 28.385 tane halkımız iyi bir ciddi bir destek veriyor. Bu işe yaparsınız diye. Bunların memnun olduğu destek de bize ayrı bir güç veriyor. Yani bize hizmet yapma aşamasına daha çok kamçılıyor. Bu halkımızdan gelen yoğun talep üzerine bu görevi bizim en iyi şekilde yapacağımıza inandıkları ve güvendikleri için halktan çok büyük bir talep oldu. Bu talebin karşısında biz de aday olup o halkımıza hizmet yolunda devletimizin gücünü arkamıza alaraktan halkımıza daha hizmet edeceğimizi milletimiz bildiği için biz de milletimizi kırmayalım dedik. Onlar kırılacağına biz hizmetkar olalım dedik. Yani haftanın 7 gün 24 saat halk içindeyiz. Yani düğünde de, cemiyette de, cenazede de, taziye evinde de. Yani halkın iyi günde kötü günde yanında olmaya çalışıyorsunuz. Sevenlerinizle evet. Beraber. Yani bir işleri olduğunda mutlaka çözüm odaklı sorunlarını çözdüğümüzü inanıyorum. Birçok vatandaşımızın sorunu çözdük. Benim sevdam köşk. Biz tüm 50 yaşındayım. 7 yaşında köyden köşke geri gitmeye başladığımda demek ki 43 yıldır, 2 yıl askere çıkardığımda 41 yıldır köşte içişeyim. Herkese az çok tanırım. Herkes bizi çok iyi tanır. Nereden geldiğimizi, nasıl geldiğimizi, yani engellerden açtığımızı, çok hendekli engeller geldi önümüze. Ama şükürler olsun Allah'ın yardımıyla kardeşlerim ve ailemin bütünlüğü olaraktan birçok engelin üstesinden geldik ve yolumuz devam ettik. Tabii ki olacak bu dünya yaşamında engeller olacak, engel olmak isteyen olacak, önüne taşlar koyacaklar. Ama biz bunları aşmasını bildik bugün kadar. Bunun olsun da Allah'ın izniyle aşarız. İnşallah yolumuz açık olsun başkanım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yolda insanlara faydalı olacağına inanıyoruz. Teşekkür yani, ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ofisimize ve köşkümüze ziyaret ederekten bize röportajda ve bize değer verdiğinizden dolayı çok ilçem adına ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için başkanım çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de vaktinizi aldık. Hayırlısı olsun diyoruz sizin için. İnşallah. Çıkmış olduğumuz evet. Şimdiden. Çıkmış olduğumuz bu yolda inşallah Allah sefer bizden, zafer Allah'tan diye bir söz vardır. Biz çıktık sefere inşallah zaferle döneriz. İnşallah başkanım. Sağ olun.